Evet, dışarıdan girilen en elemanlı bir dizideki elemanların toplamını bulan program dedik. İşte burada ilk önce bir değişkenlerimizi bir ne yapalım, tanımlayalım. E, N, işte toplam diye bir değişken tanımladık. İşte toplam değişkenini bir ilk önce sıfıra atayalım. İşte YV ile işte şu right right olsun, right line isimlerin aynı satırda bir yaptım. Dizinin boyutu diyelim. Dizinin boyutu. İşte burada dizinin boyutunu bir n'e atadık mesela. Convert to inch 32. Console width line. Dizinin boyutu bu ne yapıyoruz? İnk dizi diye ilk tipinde dizi adında bir değişken tanımladık. Bunu da ne yapıyoruz? New int köşeli parantezle n dedik mesela. N dışarıdan girilen en elemanlı olduğu için yine cv yapıp tab yaptık. Şu line'ı yine bir silelim. Aynı satırda bir bunları görelim. İşte dizinin elemanları dizinin elemanları şöyle bir alt satıra geçsin. Tabii en burada yani ne kadar boyutunu siz kendiniz belirtiyorsunuz. Yani en olur o ismi önemli değil. O en olur, A olur, X olur, hiç önemli değil. Tabii yani o manada yani seçtiğiniz veri tipinin en uzun boyutu ne kadarsa o manada tabii ki. İ sıfır dedik, İ küçüktür. N dedik yani N sayısına kadar bir ne yapacak? For döngüsü dönecek. CV yaptık yine. Console right ile dizinin şöyle köşeli parantezde 0 sıfırıncı elemanı diyelim. Sıfırıncı elemanı eşittir. İyi dedik. Dizi iyi. Bunu bir ne yapıyoruz? Klavyeden girileni bir okuyoruz işte. Convert to int 32 console read line. Evet. Bunları dizi elemanlarını bir girdik. Bir for döngüsüyle ne yapıyoruz? For i eşittir 0 toplam artı dizi elemanlar yani dizi i dedik. Toplamı bir ne yapmıştık mesela bir sıfırdan pardon şurada bir ne yapacağız? i küçüktür n i artı şuraya geldik. Şimdi toplam eşittir. Toplam artı dizi
iyi dedik. Dizinin elemanlarını bir ne yapıyoruz? Topluyoruz. CV yaptık yine. Console write. Yine write yapalım şunu. Write'la dizinin elemanları toplamı. Dizinin elemanları toplamı. Toplamı. Dizinin elemanları toplamı. Toplam dedik. Şurada bir çengeli parantezi kapatalım. Evet, toplam dedik. Konsollik şeyi de ekleyelim sonra. Evet. Şimdi bir çalıştıralım isterseniz. Sonra yine zaman niye? Ha, şunu bir silmemiz lazım. Evet. Şöyle bir kaydedelim. Dizinin boyutu fazla belirlemeyelim. Mesela 5 dedik. 1, 3, 5, 7, 9. Toplam 25 yapıyor. Doğru mu? 10, 20, 25. Evet. Dizinin elemanlarını bir, ne yapıyoruz ilk önce? Bir for döngüsüyle elemanları bir yazdırıyoruz. İkinci bir for döngüsüyle de bir bunları ne yapıyoruz? Topluyoruz. Evet, bu C# yazmış olduğumuz kodları bir kopyalayalım. Konsolde şey gerek yok. Spring'de de yine bir tane ne yaptık? Çekiç üzerinde new class dedik. Sample 37 diyelim. Public static void main'i seçtik. Şu araya gelip kontrol V ile yapıştırdık. System out print lane ifadelerini bir print diyelim, evet. Print, şunu alalım. Evet, şimdi bir Skynet, şurada bir en başta gelip bir Skynet oluşturalım. Skynet, giriş diyelim, giriş eşittir. New Skynet sistem nokta in. Şurada bir klavyeden okumak için giriş nokta next in. İşte şurada tabii ki şuna bir kızıyor. Bunu dizinin şöyle diyelim. Artı i diyelim. Şunu bir yine tırnak içine alıp şuna da bir şunu bir m mi yapmamız lazım? Nasıl? Evet, şöyle bir yapalım. Şunu da bir artı iyi diyelim. Doğru mu? Evet, bunu sileceğiz. Doğru. O zaman bir daha yazmamıza gerek yok. İşte şuraya ne dedik? Giriş nokta mixing. Şurayı da bir dizinin elemanları toplamı, şunu kaldırdık. Artı toplam dedik. Doğru mudur? Şimdi bir kaydedip bir çalıştıralım. Dizinin boyutu ne olsun? 5 olsun. İşte 1, 3, 5, 7, 9. Evet. Dizinin elemanları toplamı 25.